Saygıdeğer Üsküdarlı kardeşlerim, kıymetli Yavuz Türkler, her şerde bir hayır vardır. Üsküdar'ın en büyük ikinci adası, 1664 ada bir parsel, ifraz oldu. Kayıkkent, Rastkent yıkıldı. Kentsel dönüşüme hazırlanırken bir görüyoruz ki ifrazın iptali için açılan davalarda yürütmeyi durdurma kararı alan mahkememize belediye başkanlığımız tabii itirazını yapacak. Ama diyoruz ya, her şerde bir hayır vardır. İnşallah bundan sonrası çok daha kaliteli ve güzel olacak. Kayıkkent ve Rastkent devam edebilir. Nasıl? Aşağıda Ataiki'ye doğru parselleri genişleterek devam eder. Bundan sonraki yol haritamız ne olmalı? Bundan sonraki yol haritamız şu olmalı kardeşlerim. Hep söyledim ya, parseller ifraz olurken mutlaka ve mutlaka sokak yolları planlara dahil olmalı. Şimdi 206 bin metrekarelik bir parseli bölüyoruz. İfraz ediyoruz. Güzel. 20-25 tane sokak olması gerekirken 2-3 tane sokak açıyoruz. Bu sürdürülebilir mi? Sürdürülemez dedik. Bakın, burası meydan değil mi? Meydan. Buradaki arsa sahibini 50 metre, 10 metre, 20 metre aşağı yukarıya taşıyabiliriz. Eğer yeşil alan veyahut da okul alanıysa. Ama buradaki meydanı kaldırıp parsel yapamayız. Nasıl mı oldu diyorsunuz kardeşlerim? Bakın, burası meydan değil mi? 206 dönüme yaklaşık kaç bin daire olacak biliyor musunuz? En az 6000-7000 tane daire olacak. Ve bu trafiği düşünün, biz hiç düşünmeden bir şeyler yapıyoruz. Şu anda bu meydanı genişleteceğimize ifraz ederken tam arabanın geçtiği yere kadar, yani şu alana kadar biz ne yapıyoruz? Plan yapıyoruz, arsa yapıyoruz. Yani burası arsa, yarın inşaat olacak. Böyle bir şey olur mu? Mümkün değil, olmaz. Buradan da 1664 ada bir parseldeki bina sahibi kardeşlerimize sesleniyoruz. Hazır ifrazın iptali için yürütmeyi durdurma açılmışken belediye yeni bir çalışma yapacak büyük ihtimalle. Tapu sahibi olanlar, bina sahibi olanlar, mutlaka şunu yapalım. Eğer binalarınızda tapularınız yoksa, tapularınız eksikse mutlaka tapu alın şu devirde, şu zamanda. Hemen belediyeye gidin, beyannamenizi de verin. Parseller yeniden dizayn olsun. Bu arada ne yapacağız? Bu arada 1664 ada bir parselde bölünüp ifraz olan 1664 ada 46 parsel, 47 parsel, 48 parseldeki kardeşlerime sesleniyorum. Ya kendiniz ya da bana yetki verin. Buraya kaliteli inşaat firmaları getirelim. Ve bir bütün halinde şu bölgeyi komple harika bir şekilde dönüşüm sağlatalım. Bazı kardeşlerimiz, dostlarımız şunu söylüyor. 7,5 kat. Evet, Yavuz Türk mahallemiz 7,5 kat. Çok güzel. Bizim planımız da güzel, imarımız da güzel, emsalimiz de güzel. Buna itiraz etmiyoruz. Ama şunu söylüyoruz. Hemen sınır olan Ümraniye'de 5 katlı yer yıkılıyor. 15 katlı yer yapılıyor. Onun için hep söylüyoruz.
Yavuz Türk'teki kardeşlerimiz mutlaka bir araya gelmeli. Kentsel dönüşüm için el birliğiyle çalışmalıyız. Çalışmazsak bu böyle devam eder.